Başta Bitcoin olmak üzere kripto para dünyasında ve piyasasında ciddi bir çalkantı söz konusu. Bir telefon konuğumuz olacak. Telefon attığımızda Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Center Kripto Ekonomi Grubu Koordinatörü sevgili Alp Işık var. Alp'le birlikte piyasaları değerlendireceğiz. Alp, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Sefer Bey. İyi yayınlar. Alp, Bitcoin 42 bin dolarlardaydı. 50 binler konuşulurken bir anda dün 34-35 bin dolarlara kadar indi. Şu anda 35 bin doların biraz üzerinde seyrediyor. Piyasaları bu derece etkileyen ne oldu? Bir HSBC'den bir açıklama duyduk. Müşterilerinin kripto para borsalarına para transferlerini yasaklayacağını durdurdu. Piyasadaki düşüş sadece bundan ibaret midir? Başka nedenler var mıdır? Nasıl gözlemlersin? Ve önümüzdeki günlerde bu düşüş sürer mi? Evet, şimdi yayına bağlanmadan önce ben de son dataları almıştım size sunmak için. Bitcoin fiyatı sizin de söylediğiniz gibi 42 bin dolarlar seviyesinden aslında farklı farklı kripto para borsalarında fiyat oluştuğu için 32.500 dolarlar seviyesine kadar düştü bazı borsalarda. Şu anda da 35.500-36 bin arası işlem görmekte. Bu arada tabii ki kripto paraların toplam piyasa değeri geçtiğimiz günlerde aslında 1 trilyon doların üstüne çıkmıştı. Bu da oldukça önemli bir gelişmeydi. Şu anda da 960-965 milyar dolar seviyesine kadar da çekilmiş durumda. Şimdi Bitcoin'in 2017 sonunda yaptığı 19.520 bin dolarlar zirvesini çok çok kısa bir sürede aslında 2020'nin özellikle Aralık ayındaki rally ile birlikte çok kısa bir sürede ikiye katladı ve fiyatı 20 bin dolarlardan bir önceki zirveden aslında. Alp Işık, beni duyabiliyor musun? Kısa bir virgül koyarım çünkü bir son dakika gelişmesi var hepimizi etkileyen. Rekabet Kurulu WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Tekrar ediyorum, Rekabet Kurulu WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Bu önemli bir gelişme çünkü tüm Türkiye'yi ve hepimizi ilgilendiren bir gelişmeydi. Buradan devam edebiliriz abi tekrar. Tabii ki. Şimdi 2017'deki zirveyi özellikle Aralık 2020'de yaptığı rally ile birlikte ikiye katlamış durumda Bitcoin. Bir önceki 20 bin dolar zirvesini ikiye katlamış durumdaydı. Bu sert yükselişi de başlatan aslında kurumsal yatırımcıların talebi olmuştu. MicroStrategy olsun, diğer kurumlar olsun, çok ciddi miktarda kurumsal yatırımcılar Bitcoin satın alıp aynı zamanda bunları kendi cüzdanlarına çektiler. Ve de bu da ciddi bir şekilde talep oluşturdu Bitcoin fiyatlarında. Şimdi geçtiğimiz günlerdeki gelişmeler aslında bu şekildeydi. Bugünkü fiyat düşüşünü birkaç tane sebebe bağlamamız aslında mümkün. Birincisi, sizin de başta söylediğiniz gibi HSBC Bankası kripto para borsalarına yapılacak olan para transferlerine bu işlemlere artık izin vermeyeceğini açıkladı. Yani kripto para borsalarında alım satım yapan kişiler HSBC Bankası üzerinden para yatırma ve kripto paralarını bozduklarında para çekme işlemlerini yapamayacaklar. Onun dışında İngiltere'de FCA'den bir açıklama geldi. Kripto varlıklara yatırım yapmanın çok çok riskli olduğunu, yatırımcıların eğer bu riski alıyorlarsa da paralarının tamamı kaybedebileceklerini söylediler. Bu şekilde bir uyarı geldi. Biraz daha teknik ayrıntılara bakacak olursak bu iki tane haber dışında ise büyük kripto para borsalarının özellikle son 24 saat içerisinde ciddi miktarda Bitcoin girişleri arttı. Şimdi kurumsal yatırımcılar az önce söylediğim gibi buralardan OTC üzerinden aslında özellikle işte Amerika'daki borsalar üzerinden OTC üzerinden alıp kendi cüzdanlarına çekiyorlardı veya saklama hizmeti sunan diğer platformlara taşıyorlardı. Fakat kripto para borsalarına Bitcoin girişi de artınca bu bir miktar tabii ki de satış baskısı yarattı. Bunu şuna da bağlayabiliriz aslında. Biz Bitcoin madencilerin ellerinde tuttukları, ürettikleri Bitcoin miktarlarını takip edebiliyoruz. Hangi madencinin aslında kimliğini bilmemekle birlikte hangi adresin Bitcoin bloğunu bulduğunu, ne kadar Bitcoin kazandığını ve bunu borsalara aktarıp aktarmadığını takip edebiliyoruz. Burada da görebileceğimiz gibi aslında datalardan Bitcoin madencileri de ciddi miktarda elinde bulundurdukları Bitcoin'i direkt anında aslında ürettikleri Bitcoin'leri borsalara aktardıklarını görüyoruz. Bu da bir miktar tabii satış baskısı yaratmış olabilir. Ama Bitcoin fiyatının zaten çok kısa bir sürede 42 bin dolarlara kadar hiç düzeltme yapmadan çıktıktan sonra şu anda aslında 36 bin dolarlara çekilmesinde ben oldukça normal karşılıyorum diyebilirim. Alp, son olarak kısaca önümüzdeki dönemde beklentin nedir yine Bitcoin'de? Evet, 2021 yılı aslında bizim regülasyonları çok daha fazla konuşacağımız. Yine kurumsal yatırımcıların bu konu hakkında yaptıkları açıklamaları çok fazla daha dikkat edeceğimiz bir yıl olacağını söyleyebilirim. Özellikle Ethereum tarafında Ethereum 2.0 güncellemesi direkt diğer altcoin'lerin performansını da etkileyeceğini ben düşünüyorum Ethereum'un öncülüğünde. Yani takip edeceğimiz gelişmeler aslında çok kısaca bunlar diyebilirim.
Çok teşekkür ediyoruz. Blockchainist Center Kripto Ekonomi Grubu Koordinatörü sevgili Alp Işık, kripto para piyasasında yaşanan gelişmeleri bize aktardı.